Efendim ben Manny Echelon. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Kuzu ışıklarıyla yanmakta olan, sadece kuzey ışıkları varken çalışan madene giriş yaptık. Hızlı bir şekilde yardıracağız. Sponsorlarımız Emre Yurtoğlu ve Gölge Adam Evren'e çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Desteklerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. Hemen gidiyoruz. Asansör çalışıyor. Asansör çalışıyor. Kuzey ışıkları bitmeden önce buradan işimizi halletmemiz lazım ve dikkatli olmamız gerekiyor. Canımız dolu, bu yüzden ufak tefek kazalara karşı savunmamız var. Lakin yine dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen neler var neler yok bakalım hızlıca. Yemek, cips, güzel güzel başladık. Antibiyotik, güzel. Ağırlığımız bu arada 23 kilo, 22 kilo olarak geldiğimizi varsayabiliriz. Başka neler var? Bir en azından bir uyku tulumu arıyorum. Fener ya da elektrikli çalışan el feneri arıyorum. Özellikle bunlara ihtiyacım var. Bakalım bunları bulabilecek miyim? Bir de burada uyuyabileceğim bir mekan var mı acaba, onu merak ediyorum. Ben onların hepsine bakacağız efendim. Bu birazcık beni dürtecek gibi duruyor. Şuradan yukarı nasıl çıkacağız? Dürtmeden geçebilir miyiz? Geçtik, güzel. Aman ha. Anam. Yanık yanık. Nasıl tedavi ediyoruz? İç. That hurts so much. Okay. Yukarı çıkamıyor muyum? Yukarı bir şey yok zaten. Peki. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Buraya gidelim. Kömür. Çok zamanım yok, o yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Yanı tamamen tedavi ettik. Güzel. Şu suya basmayalım. Ne olur ne olmaz. Kapı açılmıyor zaten. Açılıyor. Başka. Demirlere dokunma. Barut kutusu. Olur. Meşale sönüyor. Hala mouse tutasın yapıyor ya. Ya yine kibrit yaktık yanlışlıkla. Şuradan gideriz. Şunun altından geçeriz. Baba sakin. Buraya geldik. Burada işimiz var mı? Şurada durabileceğim bir şey var. Yukarıda. Burada bir şey var mı? Buradan sanki geri dönüyoruz gibi hissettim. Elektrikli su var burada. Burada. Rezerv deposu. Ne var burada? Odun, ot. Çöp. Ateş yakabileceğim bir yer var. Benzin bidonu var. Uyuyabileceğim bir yer yok burada hala. Eğer burada kapalı kalırsak ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ama en azından su kaynatabileceğim bir yer var. Yani susuzluktan ölmeyeceğiz. Oradan ne yazık ki geçemiyorum, su elektrikli. Buradan tamamen geri döneceğiz. Bir kemondaki gibi elektriği kapatıp yapamıyorum burada. Buradan gideceğiz ama şuradan sanırsam geçip şuraya gidebilirim. Orada çünkü açabileceğimiz bir yer var. Şurada hızlıca. Hızlıca açabiliyoruz şunları. Peki. Okey, beklenenden daha az loot çıktı diyebilirim. Şu an işime yarayacak birkaç parça yemek, bol miktar odun ve barut kutusu bulduk. Açsın, çok önemli değil. Çok önemli değil.
Şuradan gideceğiz şimdi. Buraya sağdan gittik. Buradan gitmedik ama buradan kapalı yol. Burada tüfek olabiliyordu işte. Ne yazık ki hiçbir şey yok burada. En geri döneceğiz. Meşalemiz bir tane daha gitti. Şuradan yukarı çıkacağız. Geldiğimiz yol burası çünkü. Mecburen şöyle dolaşacağız. Bu su elektrikli mi bilmiyorum ama riske girmeyeceğim. Meşalelerim de azalıyor. Bir an önce gitmekte fayda var. Asansör bu tarafta. Ve şuradan geçeceğiz. Sağdan geçeceğiz. Asansör buradaydı. Biz direkt buraya geldik. Burada bir şey var mı? Burada bir şeyler var. Ne var acaba? Nasıl geldiğimiz yerken değil değil mi? Şurada bir çanta var ama buradan erişemiyoruz. Ablam biraz daha koş be, hadi. Dayı ne yaptın? Artık işe yarar bir şey ver ya. Bu tatlı vadiye mi geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Göçüğün olduğu yere geldik. Peki. Dayı sende ne var? Peki. Meşallerimiz bitti. Yenisini yapacak malzemem var mı? Olabilir, bilmiyorum. Olabilir, muhtemelen var. Benzin bulduk çünkü. Olmadı, 2 dakikada yaparız onu da. Gerekirse. Ya bir burada kesin bir uykutuğum çıkması lazım bence ya. Burada kapalı kaldığın zaman uyuyacak yerin yok. Şurada çanta vardı. Okey. Diğer taraftan al bakacağız ona. Burası diğer taraf sandım. Haydi bakalım. Koş. Şimdi buraya baktık. Tek bir girmediğimiz yer kaldı. Oraya gideceğim. Buranın arkasında bir şey yok değil mi? Buradan yukarı çıkıp oradan girmiştim. Buradan gitmedim. Oradan gidiyorum şimdi. Ki burası bayağı tehlikeli ama. Haydi. Buranın gidişi yok. Çanta muhtemelen buradan gittiğimizde ulaşılıyor ama çantaya ulaşamayacağız. Evet. Bir şey bulamadık. Üzücü. Beklediğimden daha az çıktı. İyice de burası dolu oluyor. Ateş var eli. Aşağıya.
Bir meşale yapacağım, tekrar yukarı çıkacağım. Craftlayabiliyor muyum meşale? Evet. Aşağıda yapmak istedim çünkü ne olur ne olmaz. O ilk asansörün etrafına bir daha bakacağım. Sadece etrafına bakacağım. Umarım sıçmayız. Evet, odun var. Bunlara baktık. Tuvalet var. Buradan geçip bir şeye bakabilir miyiz? Buranın altında ne varmış? Hiçbir şey yok. Güzel. Oralara baktık. Bunlarda bir şey yok. Burada ateş yakabileceğimiz yer var ama. Ne yazık ki buranın etrafında hiçbir şey yok. Tamam. O kadardı. Yani izcide kesinlikle değiyor. Tüteklen çıkıyor burada. Bayağı loot çıkıyor ama. Mütecavızda birazcık şanssızız. Vallahi uyku tulumu çıkmadı. Hoş olmadı bu. Kuzey ışıklarında daha da fazla artık bu kadar yorgunlukla çıkmak istemiyorum. Bu mağarada bekleyeceğiz. Sabaha bekleyeceğiz muhtemelen. Ah, bir kutumu bulaydık, güzel olacaktı ya. Yani uyku tulumu bulsam vallahi sıkıntı etmeyecektim de. Bulamadık. Sıkıntı oldu. İlla ayı öldür, tulum yaptıracak bize ya. Ayı öldürtüp. Hani el feneri falan bile bulamadık ya. Bir el feneri falan bari verseydin yani. Vay arkadaş. Bekleyeceğiz burada. Yapacak bir şey yok. Uyuyamıyoruz da. Yakınlarda uyuyabileceğim bir yer var ama. Dur bakalım. Dur bakalım. Belki. Şurada kulübe var hemen. Şurada hemen bir tane kulübe var. Trailer var. Benimle trailer arasında bir tane kurt yoksa olma şansı var. Kesinlikle olma şansı var. O yüzden şöyle engellerin olmadığı dümdüz yoldan gideceğim. Etrafı daha rahat görebilmek için. Çünkü reaksiyon göstersem meşale onu geri tutar mı tam emin değilim. Yani şu tutup ışık tutar da ışığın altında bekleyip kurta meşale atmaya çalışırım sürekli falan. Hadi lan, rüzgardan yürüyemiyorum. Tamam, güzel güzel. Oh, güzel. Okey, bugünü de atlattık. Bugünü de atlattık. Önce yemek. Yemekler susatabiliyor çünkü bizi. Cips yiyelim. On saatlik güzel bir uyku. Peki. Güzel bir atraksiyon oldu bizim için de. Kapalı lan, korku riski mi? 136. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Peki. Orada geyik var. Açıkçası o geyiği almak istiyorum şu an. Yeterince odunum var.
Hem dışarı zaman geçirmemiz gerekiyor. Hem de bu civarda sadece bir tane değil, iki tane geyik var. Bir tanesi de o tarafta. Belki ikisini de alırız. Yazlığa kullan. Bulduk güzel gaz ya. Meşale tekrar kullanacağız. Bu ne ya? Bu kahvaltı bile değil bu ya. Yani ayıp ettin oy. Bu kahvaltı bile değil yani. Yarım bitse yeter. Bu bağırsakları ve deyderiyi hemen içeriye koyacağım. Burası bizim eve baya yakın bir yer. O yüzden problem değil. Geyin her şeyini aldık. Var metal ütüyü falan. Şurada iki tane var. Ama iki tanesi bana yeter. Hemen bağırsakları ve deriyi bırakalım şu kulübeye. Diğer geyiğe giderim varsa eğer. Kulübeye hızlıca bağırsaklı deriyi bırak. Kapalan kork riski %36'dan %30'a düşmüş. Güzel. Güzel güzel güzel. Buradaki geyiği aldım mı yoksa çıkmam çıkmış. Evet güzel. Tüy. Şöyle duvarın yanına olabildiğince. Yine kullan gaz yağını. Yanlış tuşa bastım. Kullan gaz yağını. Problem değil. Barut değil. Barut değil. Hızlandırıcı konusunda bayağı antarktifimiz var şu an ya. Barut falan iyiyiz yani. Şuraya bir tane de kömür atalım. Güzel ısınalım. Sende ne kadar et var? Oh sen de güzel. Karnımızı doyurabileceğiz en azından. Karnımızı en azından doyurabileceğiz. At yersin. At da yeme işte at. Yenmez at. Şurada bir su kaynat. Ateşimiz yanıyor. Direkt. Şunun derisini hızlıca alalım. Etin pişmesine var. Biraz şurada bir şey mi hazırlasam var 15 dakikalık. Az önce yediğimiz et. Bitti bile yani. İçilebilir su. 45 dakikamız var. Bizim için hala yeterli. Bağırsakları bırak. Etlerin durumuna bak. İçilebilir su. Pişmiş et. Pişmiş etleri gömelim. Bunu da gömelim. Bağırsakları alalım. Yayın işi bitti. Tüyleri toplayalım son olarak. Başka tüy var mı etrafta? Şurada bir tane daha var galiba. Güzel. Evet. Şimdi bunları da aynı yere koyalım. Hatta o kulübede kalacağım biraz. Karnımız bu kadar. Aslında eve mi koşsak gerek ya? Akşam onda oluyor. Kapalı lan korkusu durumu nasıl? Olur mu? Bu geceyi kapalı alanda geçirmek pek de istemiyorum aslında ya. Bu geceyi kapalı alanda geçirmesek çok güzel olacak. Ay, karnımız tok en azından. Beterince ateş yakabilecek kaynağımızı toplayıp
Balıkçı kulübesinde kalmayı deneyebiliriz ya. Güzel olur. Şöyle evdeki kaynakları yine kullanmaya çalışmadan en azından günün belli bir saatini dışarı geçebilecek kadar yakıt toplayabilirsem güzel olur. Üzerinde kullanabileceğim kömür falan var yani. Sıkıntı yok. En azından 4-5 saatlik ateş yakarız rahatlıkla. Şu civarı bir güzel toplayalım. Elimdeki meşaleyi atmayacağım bu sefer. Çubuğunu kullanırız. Yoink. 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 Güzel. Vallahi iyi gidiyoruz. Bir yandan da 20. güne yaklaşıyoruz değil mi? Evet evet. Bir sonraki günde kendimize gelir gelmez Tavşan Adası'na doğru yola çıkalım. Muhtemelen oradaki kaynaklarımız kurumuş olacak. Şu ilerideki kulübede kalacağız. Tabi etrafından dolaşıp gideceğiz. Orada kurtlar var. Direkt buradan gidemeyiz. Ama sıkıntı yok zaten. Buradan çubuk toplayacağım ben. Yok abla, bunları kullanacağız. Çubuk, 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 çubuk. Daha fazla. Toplayabildiğin hepsini al. Birkaç tane de meşale craftledim yine ya. Lazım oluyor bayağı. Yani ateşten meşale almak iyi güzel de %100'lük meşale hep yani iki tane %100'lük meşale taşımak daha avantajlı ya. Ağırlık bakımından. Hop. Kurtlar beni görmeyin ya. Sen kurt yakın kulübeye. Mesela yorumlarda geçen gün şey görmüştüm. Hani bakış açımızda birazcık bir görüntü bozukluğu var, bug mı falan diye sorulmuştum. Arkadaşlar şu an bizim baktığımız şu ekran dümdüz gibi gözükse de bir oval ekran. Nasıl mı? Mesela ekranımızın sağ tarafıyla bak şu uzakta kulübe var. Ekranın tam dur gösteremiyorum. Şöyle bakın tam benim üstümde şurada kulübeyi görebiliyoruz bakın böyle bakarsak. Gözümüzün ucuyla bakarsak görebiliyoruz. Dümdüz baktığımızda göremiyoruz. Bu oval bir bakış açımızın olduğunu gösterir oyunda. Neden böyle yapmışlar ben de bilmiyorum ama. Bakış açımız bu şekilde. Ya da diğer oyunlarda da bu şekilde bilmiyorum ama Long Dark'ta özellikle dikkat ettiğim bir şey bu. Diğer oyunlarda da olabilir açık dünya oyunlarında. Onu bir söyleyeyim. Hani böyle bir optik durum var yani. Bir şeyi daha yakından görmek istiyor, uzaktaki bir şeyi daha yakından görmek istiyorsanız ekranınızın gözünüzün ucuyla bakın yani şöyle. O zaman görebileceksiniz. Bu geyiği kurtlara itebiliriz. İtmeli miyiz? Geyik bey salın beni. Ben şurada kulübeye gireceğim. Beni görmezsin umarım ya. Güzel. Bundan sonra eğilerek kalacağız burada. Bunun kömürleri var mı? 22 kömür ne ya? Şu çizim kömürleri belki ileride lazım olur. Bunu buraya atalım. Sobayı yakalım. Belki olur da yanlışlıkla kurt gelir falan. Hiç gerek yok. Hızlandırıcı kullan. Evet. Güzel ateşimizi yakalım. Güzel. Kömürleri beslederiz daha sonra. Hadi bir tane sedir atalım. Daha sonra kullanırız diyeceğim. Suyumuzu içelim.
kurbele eğilerek durduğumuz için kurtlar bizi çok iplemeyecektir. Korkmadığımız sürece. Kapalı alan korku riskinden böylelikle kurtulacağız. Oo, ne oluyor lan? Bara bara bere 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 bara 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 bere 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 bere. Hacam Cem Aki muhtemelen bu seriyi izliyorsundur diye tahmin ediyorum. Şu anda öyle bir denk getirdin ki YouTube'da abone oldun. Ben video çekerken denk geldi. Abone oldun. Çok çok teşekkür ederim. İlk defa YouTube videosunda abone kutluyorum. teşekkür ederim. Buradan da sana selamlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederim aramıza katıldığın için. Ay ay. Beklemedim. Ne oluyor falan dedim. Allah Allah. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ay ay. Şimdi. Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş. Bunu bir onarmak istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Yani öncelikle bir şu ateş yakma kitabını, ikincisini de bitirirsek çok mutlu olurum. 3 saatlik bir okuma yapalım. Yorgunluğumuz, dinginliğimiz var. Ateşi kontrol ederim. Köpek avladı. Geyiğe mi saldırıyorsunuz lan? Evet, bir tane geyiği yakalı görüyor, kurt kovalıyor. Neyse, beni alakadar etmiyor. Beni alakadar etmiyor. Ben burada bu geceyi geçireceğim. Biraz daha kitap okuyalım. Suyumuz falan var mı? Su içelim. Hadi biraz su kaynatalım ya. Bir yandan. Bir saat kitap okuyalım. Bir saat kitap okuyup su kaynatabiliyoruz. Gerçi pişirme yeteneğimizi daha da arttırınca bu daha da hızlı pişeceğinden ötürü yapamayacağız ilerleyen zamanlarda muhtemelen bunu da. Tencereyle yapabilirsiniz aslında. Tencereyle garanti olur. Evet, bir kitabı daha bitirdik. Yeteneklerimizi şöyle bir göz atalım. Ateş yakma yeteneğimizi ikinci seviyeye iki buçuğa getirdik. İki kitap bitirdiğimiz için. Balıkçı avı 2.5 gelmiş. Bilmek pişirmem 2.5 level. Yeş toplama 1 level. Yarım bıraktığımız bir kitap var. 6 saatlik daha okuma yaptıktan sonra bu da olacaktır ikinci seviyeye. Okçuluk ikinci seviye. Şimdilik güzel. Tamir de ikinci. Yeterli, güzel. Karakterimiz yavaş yavaş gelişmeye devam ediyoruz. %30 olmuş. Bu devreyi bir değiştirelim. Artık. Şimdi yapacak ne var? Yorgun etkileyeceği bir iş yapacak mıyız? Yapmayacağız. Çünkü okunacak bir kitabım kalmadı. O zaman bir kıyafetleri dikelim. Özellikle şu kulaklığı bir dikeyim. Kulaklık yani güzel bir kıyafet aslında teknik olarak baktığın zaman ama yani dayanıklılığı çok zayıf. Yani cambarı da çok az bilmiyorum ama yani neredeyse bir kurt saldırısında %100'den %0'a gidebiliyor. Bir de yani daha iyi bir kulaklık tasarlayamaz mıydınız? Bu nasıl bir kulaklıktır yarabbi yani? Nasıl bir çirkinliktir yani? Bari berenin altına taksaydın şunu yani. Neyse. Böyle bir şey. Çirkin. Başka ne yapacağız? Bir şey tamir etmek istiyor muyum? 90-90. 60'lık ayakkabı var ama onu tamir etmeyeceğim henüz. Çorabı da, yedek çorabı aslında tamir edebilirim. Kapalı alan korkusu geçti çoktan ama birazcık daha zaman geçirelim burada. 5 saatlik daha ateşimiz var. Ateşimizi harlayalım. 6 saate çıkaralım. Bir daha ateşe bir şey eklemeyeceğim bu saatten sonra. Bir ara bıçağımızı bilememiz lazım. Ok yaparken bayağı bıçağımızı ripalamışız. Şu bitkileri hazırlayalım. Karakteri iyice yorduk. Evet. Şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Su kaynatmak dışında yapabileceğim, çay hazırlamak dışında yapabileceğim bir şey yok.
Evet. Biz de onu yapalım. Fırtına bitince eve gideceğiz. Biraz böyle dışarıda zaman geçirmemiz de gerekiyor çünkü dediğim gibi tavşan arasına gittikten sonra geri geleceğiz. Malzemelerle artık craft yapmaya başlayacağımız için içeride çok zaman geçireceğiz. Bu yüzden şimdiden birazcık dışarıda zaman geçirdiğimiz için kapalı alan korkusu ilerleyen zamanlarda bizi daha az dürtecek. Tamam, buradan bir şekilde eve gitmeyi başarabilirsek. Lan yanlışlıkla kötü bir şeyler yaptım. Şu gıcık bir şekilde kalmasın diye bakayım. Tamamdır, yeterli. Ben gidiyorum. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Şöyle bir yarım uyku uyuyup bir sonraki bölümde yarım uyku uyuyup direkt Tavşan Adası'na gidip orada uyumak istiyorum. Çünkü şu çok yorgun bir şekilde seyahat etmek de istemiyorum. Hem yolculuğumuz birazcık daha sıkıntılı geçer hem de kurt saldırılarına karşı açıkta oluruz. Yanımızda yedek fişek yok. Ve meşaleye de rüzgara göre güvenebiliyoruz sadece. Birkaç tane meşale kraklamamız lazım. Unutmazsam yaparız. Haydi bakalım. Evim önünde bir tane kurt var. Evin arkasında kurt var mı? Evin arkasında arkada kurt var. Galiba. Tam emin değilim. Tam emin değilim. Ama kurt arkaya doğru gidiyor ya. Ya sal beni kurt ya. Neyse burada uyuyalım. Burada uyuyalım. Nasıl uyuyacağız? Bir şey uyuyacağım zaten böyle bir 3-4 saat. Belki de bir gün burada mı kalsak acaba bilmiyorum. İç mekanda kalmak da istemiyorum ya. Yok gideriz. Bir sonraki gün gideriz. Gece bile olsa giderim gerekirse. Ay. Evet söndürelim meşalemizi. Burada kaybolmuş olursa efendim çok çok teşekkür ederim efendim. Beğenip yorumlarınız için katıl butonuna katılıp şu zor zamanlarımızda kanalda büyük desteklerde sizin için küçük bizim için çok çok büyük desteklerde bulunabilirsiniz. Disco kanalımızda yine sizleri bekliyoruz. Twitter, Instagram hesaplarımızdan da takip edersiniz. Çok çok önemli bunlar. İşte ne bileyim başka firmalara bakın. Biz de böyle bir kanalız. İçerik yapıyoruz. Bize destek olun. Oyun gönderin ya da 3-5 tane ekstradan kod gönderin ve biz de size verelim falan tarzında isteklerde bulunabiliyoruz. Bu yüzden oradaki rakamlarımız da aslında çok önemli. Mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün linkler aşağıda zaten. Görüşürüz.